Evet, Türkiye 2019'a giderken partiler nasıl bir yol izleyecek? İttifak sesleri de yükselmeye başladı. Öyle ki kurulan ittifak da var. Bu konuları değerlendireceğiz gazeteci Ümit Zileli ile. Sayın Zileli, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhabalar. Şimdi bütün partilere aslında değinmeye çalışacağız vaktimiz yetince ama bugünün önemli konusu aslında CHP'den İYİ Parti'ye bir ziyaret gerçekleşti. Bu ziyarette ittifak konusu değil seçim güvenliği konuşuldu denildi. Hem bu ziyareti değerlendirmenizi isterim hem de CHP ve İYİ Parti arasında bir ittifak olabilir mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, bakın daha 22 ay var. Yani bir sene, iki sene var neredeyse. Evet. Ve bugünden eğer bu işte bu kadar alevlenmişse bir erken seçim gelmekte olduğu bir gerçeklik olarak çıkıyor karşımıza açıkçası. Bunu nasıl becerecekler, ne kadar zamanları var? Var hala zaman, yani Nisan sonuna kadar zaman var. Onun için her an böyle bir nevi baskın seçimde diyemeyiz artık ama bir erken seçim olma olasılığı gayet yüksek geliyor bana. Şimdi dün bir yazı yazdım ben, daha doğrusu bugünün yazısı. Ya bugünkü gazetede çıkan yazımda şöyle dedim. AKP panikte, Saadet Partisi kararlı ve direnişte, CHP ittifak atağında, İYİ Parti rahat. Şimdi bunu nasıl açarız? Şöyle açarız. Bakın AKP çok büyük bir panik içinde, niye diyeceksiniz? Bir kere parti içinden hiçbir gerginlik ve gruplaşma artık o saklanamıyor yani. Bir tarafta Bilal Erdoğancılar, bir tarafta efendim Berat Albayrakçılar, diğer tarafta Soylucular gibi bir gruplaşmalar var. Görünüyor bu. Hatta AKP Genel Başkanı'nın katıldığı kongrede bile masalar havada uçuştu. Düşünün artık yani ne hale geldiğini. Bakanlar arasında müthiş bir gerginlik var. Hatta bakanlardan birinin Tayyip Erdoğan'ın bir talebini yapamam ben bunu deyip reddetti ve hatta makamda kavga çıktığına dair siyasi kulisler ve söylentiler var. Bu işin bir tarafı. Ama diğer taraftan dışarıya baktığımızda da daha iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı'na soru sordu gazeteciler bu Afrika seyahati sırasında. Dediler ki yani ne oldu Saadet Partisi'yle, bitti mi artık bu iş? Evet. Yok, hayır dedi, yani kanunun bize verdiği son ana kadar kapımız açıktır. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirmek lazım. Şu anda MHP ile bir ittifak içinde. BDP'nin de buna katılacağı anlaşılıyor. Fakat bu üç partinin ittifakı dahi %50'ye bile yaklaşamıyor. Bırakın %50 arttı. %50'ye bile yaklaşamıyor. Bu çok açık bir şekilde görülüyor. Ve burada da Saadet Partisi bir nevi anahtar parti konumuna girmiş durumda. Tabii Saadet Partisi'nin geçmişine baktığımız zaman 1970'lerde Milli Selamet Partisi vardı. Evet. Milli Selamet Partisi'nin amblemi neydi biliyor musunuz? Anahtardı. Ve o günlerin anahtar partisi. Hem Ecevit'le yani CHP'yle de ortaklık kurdu. Hem milliyetçi cephelerde yer aldı. Ve o devletin içindeki yapılanmasını da bu şekilde gerçekleştirmişti. Şimdi bu şeyde de konumda da bakıyoruz. Saadet Partisi büyük ihtiyaç duyuyor. Fakat Saadet Partisi bırakın hayır demeyi çok ciddi bir muhalefetle yürütüyor. Yani daha dün söyledikleri Temel Karamollaoğlu'nun bu şeyin tek öyle yürüyebilecek bir ittifak olabileceğini bize anlatmıyor. Ve üstünde çok ağır baskılar olmasına rağmen Saadet Partisi muhalefete çok daha yakın, yani diğer muhalefet partilerine çok daha yakın duruyor. Ve Saadet Partisi olmadan da bu işi yürüyemeyeceğini ve eğer ikinci tura kalırsa bütün, yani görünen şu, bütün partiler eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tura kendi adaylarıyla çıkacaklar. Öyle bir görüntü var. Kendi adayları diyorsunuz. Evet, yani çok büyük bir sürpriz olmazsa böyle görünüyor ve birinci turda hiç kimse %50'yi geçemeyecek, o görünüyor. İşte ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kaybedeceğini görüyor bence. Çünkü kına halinde diğer taraf eğer bir grup haline gelirse kazanmasının mümkün olmadığını görüyor. İşte bu yüzden de Saadet Partisi'ne çok büyük ihtiyacı var. Gelelim
Saadet Partisi'ni zaten böylece anlatmış olduk. Evet. Bakın Hakan Bayır, bakın Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı ne diyor? Diyor ki seçimlerin kilit partisidir Saadet diyor. Ve en önemli ittifaklardan birisi de İyi Parti ile Saadet Partisi ittifakıdır diyor. Seçimin altın ittifakı olur diyor. Çünkü Saadet'in ziyan olan, bir türlü Saadet'e gitmeyen 5-6 puanı var. Saadet'in seçmeni bu sefer oyun ziyan olmayacak dediği an o 5-6 puan fazlasıyla geri gelir diyor şeye, Saadet Partisi'ne. Yani kaybettirmez bu... mi Saadet Partisi herhangi bir partiyle ittifak konusuna girerse Saadet Partisi'nin o 5-6 puanı gerilemez ama yükselir mi diyorsunuz? 5-6 puandan fazlası geri gelir ona, yani 6-7 puana çıktığı anda o ittifak kuracağı cenah kazanabilir büyük olasılıkla. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ve İyi Parti de bunu biliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir açıklama yaptı daha dün. Dedi ki yani gönlümden geçen bir Saadet Partisi, Demokrat Parti ve İyi Parti ittifakıdır dedi. Evet, ancak Karamollaoğlu da biz ittifak kurmayacağız kimseyle şu an için, hayır, kararımız ama, bu dedi. Hayır, şunu söyledi, öyle demedi. Biz ilk turda kendi adayımızı çıkaracağız. Bu şu demek anlamına geliyor. İlk turda bakılacak ve ikinci turda ittifaklar belirlenecek. Daha önceden belirlenecek hatta da ben bana göre ama ikinci turda kim güçlü çıkmışsa ikinci tura onun arkasında birleşecek muhalefet demek bu. Yani bu CHP adayı da çıksa, İyi Parti adayı da çıksa, Saadet adayı da çıksa böyle olmak durumunda. Eğer bunu yapabilirlerse, bunu başarırlarsa bir de Saadet Partisi'nin çok önemli bir şartı daha var. O da çok önemli. Diyor ki mutlaka parlamenter demokrasiye dönülmeli. Bakın bu çok önemli. Evet. Altını çizerek söylüyor zaten bu Temel Karamollaoğlu. Ve başkanlık sisteminin ne gibi tehlikeleri açık olduğu defalarca anlattı. Bu OHA sistemine de karşı Saadet Partisi açıklamalarında bu insanlara zulmedildiğini yönünde açıklamaları var. İşte bu içeri atılan insanların zorla başörtülerini çıkarıldığını falan anlattı daha dün Temel Karamollaoğlu. Yani bu durumda Saadet Partisi şu anda AKP ve MHP ile bir ittifaka girecek gibi asla görünmüyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Büyük Birlik Partisi aslında Cumhur İttifakı'na dahil olmak istiyor ancak MHP istemiyor. Bunun sebebi ne sizce? Yani kendisinden kopmuş bir parti biliyorsunuz. Yani MHP'den kopmuş. Muhsin Yazıcıoğlu kurmuştur o partiyi. Evet. Ve MHP'nin içinden koparak işte bunun getirmiş olduğu bazı tabii travmalar var. O bir. Aslında MHP o şekilde karşına çıkmıyor. Diyor ki tamam olabilir ama AKP'nin listesinden girsinler. Yani kendileri parti olarak değil, AKP'nin listesinden girsinler. Ona hayır demiyor Milliyetçi Hareket Partisi. Sadece BBP olarak girmesine karşı çıkıyor. Bunun da ben anlayabiliyorum nedenini. Kendi tabanında da bir rahatsızlık yaratacağını, oylarda bir böyle kaymalar olabileceği falan gibi şeyler var. Gerçi kendisinde çok fazla bir oy kalmış görünmüyor ama sonuçta BBP'nin üstünde oy alır yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne olursa olsun bu üç partinin birlikte hareket etmesi de sorunu çözmüyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ha, CHP'ye bakarsanız işte bugün mutlaka konuşmuşlardır tabii ittifakla ilgili dışarıya yapılan açıklamanın ötesinde. Ama şurada anlaşacaklar bana göre. Yani kim ikinci tura daha güçlü geçerse öbürü onu destekleyecek. Burada bir anlaşma olabilir. Ama yani direkt olarak biz ittifak yaptık diye ortaya çıkacaklarını ben de zannetmiyorum. Dediğim gibi büyük bir sürpriz olması lazım bunun için. Evet. Yani ortak bir aday çıkarmak anlamında söylüyorum. Şu anda o görünmüyor. Ama bunun şunu görebiliyorum. Yanılırla sanmıyorum. Mutlaka bir erken seçime gidiliyor. Çünkü bu kadar erkenden böylesine bir şey tarihimizde yok bizim biliyorsunuz. Evet. Ve bir de şunun sancısını çekiyorlar. Şimdi ne diyordu AKP? 16 yıldır söylediğim. Koalisyonlar devrildi. Koalisyonlar çok zararlı vesaire. Şimdi daha seçim yani koalisyon nedir? Seçimler yapılır. Herkes gelir. Ondan sonra eğer tek başına iktidar olamıyorsa bir parti koalisyona gider. Koalisyonun anlamı budur. Fakat şimdi seçimlerden önce koalisyon ve seçimlerden sonra hükümet kurmak falan da var. Onun için ittirli koalisyon diyorlar bunun adına muhalefet partileri.
Evet. AKP kendi içinde eritiyor ve o şekilde gidiyor seçime diyorlar. Evet. Bir de olası CHP-HDP ittifak konusuna değinmek istiyorum. Yok, orada o Bekir Bozdağ şöyle bir açıklama yaptı, onu da söyleyeyim müsaadenizle. Dedi ki CHP-HDP ile ittifak kurarsa bu çok ahlaki olur dedi. Ne demek istedi, neden böyle bir şey söyledi? Kim yaptı bu açıklamayı? Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ yapmıştı dedi tabii. Yani çok ahlaki olur dedi, öyle mi? Evet. Ya bu çok cingözce bir açıklama, kusura bakmasın ama. Bütün istediği zaten bu ittifak yasasının çıkmasının ardındaki en önemli etkenlerden biri de CHP'yi HDP'nin yanına iterek onların ittifak yapmasını sağlamak. Bu ittifak yapıldığında CHP'nin büyük kayba uğrayacağını görüyor AKP çünkü. Bunu CHP görmüyor mu zannediyorsunuz? Görüyor. Ha, ilkeler konusunda bir şeyler yapılabilir denildi. Bunlar hatta Saadet Partisi olsun, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin temsilcileri bir şeyde toplandılar, bir açık oturum gibi bir şey yaptılar biliyorsunuz. Evet. Bunu yapar yapmaz AKP büyük bir şeyle fırlayabilir, işte gizli ittifak. Fakat bir şeyi gözden kaçırdı, Saadet Partisi'nde çok öfkelendi. Hiç öyle bir şey yok dedi ve yalancılıkla suçladı karşı tarafı. CHP de aynı yaptı. Ve bir kere daha Saadet Partisi'ni kendisinden uzaklaştırmış oldu AKP. Yani onun için ben HDP-CHP arasında böyle bir şey olacağını bu anlamda sanmıyorum. Pekala. Ya ama doğal, bakın doğal bir şey olursa o zaman zaten şey yok. Yani bu adlandırılmamış bir şey olur. İkinci turda varsayalım ki CHP'nin adayı her kimse o ikinci tura geçer. İşte o zaman işte HDP olsun, Saadet Partisi olsun, İYİ Parti olsun vesaire... Bunlar şapkalarını önlere koyarlar ya da daha önceden gitmiş anlaşmaları okuyar da eğer bu tarafa teveccüh gösterirlerse Tayyip Erdoğan kaybeder. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler değerli katılımınız ben için Sayın ederim. Zireli. Sağ olun. Gazeteci Ümit Zileli ile 2019 yolculuğunda partiler nasıl bir yol izleyecek ve ittifak konusunda neler yapacak partiler, bu konuya değindik. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim.